ardından beyaz, en sonunda da mavi otomobile çarptı. Direksiyon başında fenalaşınca caddeyi karıştırdı. Tam yanından 3-5 santim mesafeyle kurtulanlar oldu. Yeşilköy'deki bu cadde birden Luna Parklardaki çarpışan otomobil pistine dönüştü. Bir cip kontrolden çıktı. Direksiyon başında kendinden geçen sürücü az kalsın araçtan inen abisini eziyordu ve o sürücü 3 araca çarparak durabildi. 15-20 saniye önce yanından geçen bir bayan vardı. Burayı bahçeye de girebilirdi. Ucuz atlattık. Aslında şoför abisiymiş beyefendinin. O bankaya gideceği için yer değiştirmişler. Sürücü cipe biner binmez önce hızla bu tarafa doğru yarım daire çizdi. Arabayı çalıştırdığım anda kendimi o kadar kötü hissettim ki bir baygınlık hali yaşadım diyor. Cip kontrolden çıkıp geri geldiği sırada burada iki kişi vardı. Arkadaşımız vardı burada, o acele etmese, kıvrak davranmasa belki de çarpacaktı. Birkaç saniye bekledi. Sonra yarım bıraktığı yuvarlağı daireyi tamamladı. Bu tarafa doğru dönerek buradaki iki araca daha çarptı. Kaza bittiğinde gaza basmaya devam ediyordu. Birisi sinir krizi geçirdi zannettik ama çok şükür öyle olmamış. İşte o kazayı yapan cip bu. Bakın son hali böyle. Burasında hasar var. Ön tarafı bir hali hasarlı. Araçlardan da birisi bizimdi. Bizim araç tam buradaydı. Arka tamponda hafif bir hasarımız var. Bakalım artık götürdük çekiciyle. Kazanın ardından neyse ki kimsenin burnu bile kanamadı. Sürücü ise hastaneye kaldırıldı.